Merhaba sevgili tarih severler. Bu hafta Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu sebeple sizlere bereketin ve kahramanlığın başkenti olan Adana'dan sesleniyoruz. Adana'nın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki birçok kaynakta Adana ismine rastlanmaktadır. Asurluların Kue, Babillerin Hume, Mısırlıların ise Danuna dediği Adana. Bilinen en eski krallık Hititlere bağlı olan Kizilatna Krallığı. M.Ö. 1550'lere ait Hititli çivi yazılı tabletlere baktığımızda Adana'nın ismine rastlıyoruz. Kizilatna'nın en önemli kentlerinden biri olan Adaniye veya Ataniye olarak adıyla geçen bu güzel kentimizi bugün sizlerle birlikte geziyoruz. Bugün Çukurova olarak isimlendirdiğimiz bu bölge, antik dönemde Kilikya Pedias yani ovalık Kilikya olarak isimlendiriliyor. Şöyle ki, Alanya'dan Mersin'e kadar olan bölgeye dağlık Kilikya dersek, Mersin'den de Hatay 4 yola kadar olan bölgeye ovalık Kilikya diyoruz. İşte bildiğimiz Çukurova bereketiyle, kahramanlıklarıyla bildiğimiz Çukurova'nın bugün önemli kenti olan Adana'nın tarihini sizlerle birlikte konuşacağız. Arkamda görmüş olduğunuz bu Atatürk heykeli, Adana'nın en önemli sembollerinden birisi olup Atatürk'ün kendi heykeli önünde çektirdiği tek fotoğrafının da sahibidir. Sevgili tarihseverler, şu an Adana Atatürk Evi Müzesi'ndeyiz. Bilindiği üzere Atatürk, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden sonra en fazla Adana'yı ziyaret etmiştir. İşte Adana'yı ziyaretlerinde 15 Mart 1923 yılında eşi Latife Hanım'la birlikte bu konakta 2 gün konaklamıştır. Konak 2 katlı bir taş konak olup Adana'nın en güzel örneklerinden bir tanesi taş konaklarına. Burası zamanında Ramazanoğlu Supi Paşa'ya ait ancak daha sonra kültür müdürlüğüne devredilerek Atatürk Müzesi haline getiriliyor. Yüzyıllardır Türk toprağı olan Anadolu yer yer işgal edilmeye başlamıştı. İtilaf güçleri Mondros Anlaşması'nın 7. maddesini bahane ederek her yeri işgal ediyorlardı. İşte o işgale uğrayan yerlerden bir tanesi de Adana. 18 Aralık 1918 tarihinde o dönemde Adana'ya bağlı olan Hatay 4 yoldan işgal başladı. Mondros'un hemen ertesi günü 31 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Adana'ya gelerek burada görüşmeler yapmaya başladı. 2 Kasım'da Mondros'un tam metni eline geçtiğinde Anadolu'nun yer yer işgal edileceğini fark etti. Bu amaçla 5 Kasım'da İskenderun Körfezi'ne komutanlığına bir emir gönderdi. Asla dedi buradan yabancı birliklerin geçişine izin verilmeyecektir. Hatta karşı ateş bile açabilirsiniz. İşte bu emir Kurtuluş Savaşı'nın başladığını ilan eden ilk emirdi. 18 Aralık 1918 tarihinde başlayan Fransız işgali tam 3 yıl 19 gün sürdü. Bu süre zarfında Adana halkı çok büyük eziyetler çekti. Kuvayi Milliye liderlerinden Tekelioğlu Sinan, Kuvayi Milliye kahramanlarından Gizik Duran, Arap Ali, Sayın Bey, Tufan Bey, Kozanoğlu Doğan Bey ve daha niceleri. Hepsinin ruhları şad olsun. Adana işgalinin en önemli olaylarından bir tanesi, belki de tarihin yönünü değiştiren olay, Karboğaz Zaferi'ydi. Sadece 44 kişilik Türk birlikleri, 700'e yakın Fransız askerini esir ederek, onlardan aldıkları mühimmat ve teçhizatla Kuvayi Milliye'yi güçlendirmeyi başardı. Ve belki de Fransızların topraklarımızdan atılmasının yolunu açmış oldu. Adana işgalinde çok büyük yararlılık gösteren kadın kahramanlardan bahsedelim. Mesela Karboğazı Zaferi'nde Fransız birliklerine Tarsus'a giden kısa yolu size gösteririm diyerek kılavuzluk eden Kılavuz Hatice, onları Kurt Boğazı'na sokarak Türk birlikleri tarafından esir alınmalarını sağladı. Öte yandan Osmaniyeli Rahmiye, Tayyar Rahmiye adıyla anılıyordu. Çünkü bir siperden ötekine uçan hızıyla ilerliyordu.
Öte yandan bir de Tarsuslu Adile Hanım var. Adile Hanım kurtuluş için elinden ne geliyorsa yaptı. Hatta daha sonra savaş bittikten sonra Tarsus'a dönerek burada köyünde yaşamaya devam etti. Bir gün Tarsus'a Atatürk'ün ziyarete geldiğini duyduğunda onu karşılamak için gitti ve ayaklarına kapandı. Bu durum karşısında Mustafa Kemal bu ayaklarına kapanan hanımcağızı yerden kaldırırken kim olduğunu da öğrendi. Ve işte o zaman bizleri onurlandıran, şereflendiren o büyük cümlesini söyledi. Ey kahraman Türk kadını, sen ayaklar altında ezilmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın. Sevgili tarih severler, şimdi ise sizlerle Ramazanoğlu konağını gezeceğiz. Ramazanoğulları Adana'ya ve çevresine tam 256 yıl hükmetmiş bir Türk İslam Beyliği. Dilerseniz birlikte hem onları tanıyalım hem bu güzel konağı birlikte gezelim. Bereketin başkenti olan Adana, her dönemde birçok medeniyet tarafından rağbet gördü. İslam akınları Hazreti Ömer döneminde başladı. Ancak bu dönemde yapılan akınlar sadece keşif amaçlıydı. Ardından Emeviler döneminde Muaviye zamanında yapılan akınlar biraz daha sertleşmeye başladı. Ve Halife Abdülmelik zamanında ise artık İslam hakimiyeti Adana için söz konusu olmuştu. 1079 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Şah döneminde ise Adana artık bir Türk İslam kentiydi. 1243 yılında yaşanan Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Moğol hakimiyetine girdi. Bu dakikadan sonra Anadolu'da irili ufaklı Türkmen beyliklerinin kurulduğunu görüyoruz. Bu Türkmen beyliklerinden işte bölgemiz için en önemlisi 1352 yılında resmen kurulan Ramazanoğulları. Beyliğin kurucusu Ramazan Bey, Anadolu'ya geldiklerinde Adana'da ilk yerleştikleri yere babası Yüreğir Bey'in adını vermiştir. Ayrıca Ramazanoğulları Oğuzların üç ok koluna bağlıdır. Beyliğe en uzun süre beylik yapan Halil Bey, en önemli beylerinden biri diyebiliriz Ramazanoğulları'nın. Şu an içinde bulunduğumuz Vakıf Sarayı dahil birçok eser Halil Bey zamanında yapılmıştır. Ramazanoğulları'nın bölgedeki 256 yıllık hakimiyetinin son 92 yılı Osmanlı hakimiyeti içerisinde. 1515 Turna Dağı Savaşı'ndan sonra Ramazanoğulları'nın resmen Osmanlı'ya bağlandığı biliniyor. Ancak beyler beylik yapmaya devam etmişler. Mesela Ramazanoğlu Mahmut Bey, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferine dahi onunla birlikte katılmış. Öte yandan Kanuni dönemine denk gelen Piri Paşa ise Ramazanoğlu Beyliğine en parlak dönemini yaşatmış. Şu an içinde bulunduğumuz Ramazanoğlu Konağı'na Kanuni'den 4. Murat'a çok önemli Osmanlı padişahları gelmiş. Hatta Kanuni bu konakta 3 gün kalarak resmi görüşmelerini burada gerçekleştirmiş. Burada görmüş olduğunuz merdivenlerden bir tünele iniliyor. Tünel Ramazan beylerinin Cuma günleri Ulu Cami'ye gitmeleri için yapılmış. Yani bu tünelin bir ucu alttan Ulu Cami'ye bağlanıyor. Diğer ucu ise Seyhan Nehri ile Yağ Cami'ye kadar bağlanıyor. Ancak zamanla yaşanan doğal felaketler sebebiyle tünel kapanmış durumda. Ramazanoğlu ailesine ait olan bu konak, 3 katlı bir taş konak, Adana'daki taş konakların en güzel örneklerinden bir tanesi. O dönem sarayın selamlık bölümü burası, harem bölümü yıkılmış. Ancak öyle güzel bir konumu var ki o dönemde Adana'nın merkezinin burasını oluşturduğu çok belli. Arkamda görmüş olduğunuz Büyük Saat, yine karşımızda görmüş olduğunuz Ulu Cami, birazdan sizlerle birlikte gezeceğimiz en önemli mekanlar arasında. Şu an Ramazanoğlu Konağı'nın terasındaki havuzun içerisindeyiz. Burası muhteşem bir yer. Tamamen oyma kesme taşlardan yapılmış. Mutlaka gelip görmelisiniz. Şu an konağın divanhane denilen kısmındayız. Burasını meclis gibi düşünebiliriz. Mecliste yapılan toplantıları beyler yukarıda görmüş olduğunuz kafeslerin arkasından dinlemekte. Burada dikkat çekilen iki önemli obje var. Bunlardan bir tanesi beyliğin sembolü olan bir yay ve ok sembolü. Bunun dışında bir de yukarıda görmüş olduğunuz minyatüre ben dikkat çekmek istiyorum.
Bu minyatür Adana'ya ait en eski minyatür. Minyatüre dikkatle baktığımızda Adana Kalesi'nin surlarını görüyoruz. Surların içinde kalan bölge ise tarihi Tepebağ bölgesi. Mavi ile işaretlenen yer Seyhan Nehri ve hemen onun kenarında şu an bulunduğumuz yeri görmemiz mümkün. Şu an konağın kabul salonundayız. Ziya Paşa döneminde de burası kabul salonu olarak kullanılmış. Duvarda görmüş olduğunuz korneşler 1800'lü yıllardan kalma. Ancak mobilya takımı olarak gördüğünüz bu eserler ise Cumhuriyet dönemine ait. Sevgili tarihseverler, şu an sizleri Adana'mızın çok önemli bir değeriyle tanıştıracağız. Biz kendisini tanıyoruz, kendisinin öğrencisi olduk zamanında. Cezmi Yurtsever hocam, tarihçi Cezmi Yurtsever, kendisinin Adana tarihini anlatan yaklaşık 70 tane kitabı bulunuyor. Onlardan bir tanesi de şu an elimizde. Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına yaklaşırken ondan duygularını almak istedik. Sohbet etmeye başlayalım dilerseniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, başarılıyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam neler söylersiniz Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına dair? Düşman işgali 100 yıl oldu ama tabii yaşananlar unutulmadı. Tabii. Yaşayanların çoğu hayattan göçtüler ama belgeler, hatıralar, kitaplar diyor ki o günü hatırlayın. Ben şöyle söyleyeyim, bakın elinizde bir kitap var Duygu Hanım. Adı İlk Ateş. Osmanlı Devleti teslim olduğunda 30 Ekim 1918. Bütün umutların kaybolduğu anda İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya çok acele Adana'ya gel emri geldi. 31 Ekim günü Adana'ya geldi. Yıldırım Ordu'nun grup komutanlığı görevini devraldı. 5 gün sonra, 5 Kasım 1918 tarihinde İskenderun'daki komutandan bir haber geldi kendisine. Fransız ve İngiliz gemileri geliyorlar sahile doğru, ne yapayım? Onlara ateş aç, sakın getirme emri verdi. Ateş açıldı ve bir İngiliz gemisi battı. İşte bu olay, bak 5 Kasım 1918'de bu olay, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateş emridir, ilk kurşun olaydır. Bu olay 100 yıldır unutulmuştu. Ben bunun belgelerini buldum, bak burada yazdım. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. O halde şöyle diyebilir miyiz? Yani Kurtuluş Savaşı Samsun'dan önce Adana'da başlamıştır. Evet, 5 Kasım 1918 Atatürk'ün emriyle emir Adana'dan verildi, uygulama İskenderun'da yapıldı. Orada bir gemi batırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateş ve ilk kurşun olayı Adana'da gerçekleşti. Yıllar sonra 15 Mart 1923 tarihinde savaş bittiğinde Mustafa Kemal Adana'ya geldiğinde Türk ocağının kapıdan içeri girdi. Cebindeki kağıdı çıkarttı ayakta ve çok heyecanla konuştu. Diyordu ki Adanalılar, hatırlar mısınız ben bir müddet bir zaman önce Adana'ya geldiğimde durum çok kötüydü. Biz bir mücadele verdik ve vatanımızı çok zor kurtardık. Annelerimiz gözyaşı döktüler. Bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu VKİ'nin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette Adana'da vücut bulmuştur. Yani özet anlamı şu, bana Kurtuluş Savaşı ilham ve desteğini siz Adanalılar verdiniz. İşte bu sözler tarihimizin altın sayfalarındaki çok güzel sözlerdir. 3 yıl süren işgalin sonundaki söylenen sözler işte bunu unutmak mümkün değil. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın başlaması Adana, bitiminden sonraki en güzel ödül de Adana halkına verildi Mustafa Kemal Paşa tarafından. Bunları bilmek gerekiyor. Bakın burası Ulu Cami önündeki Ziya Paşa Parkı. Evet. Arkamızda Büyük Saat var ve Ulu Cami'nin minaresi var. 5 Ocak 1922 tarihinde Adana Vali Konağı'ndan büyük bir bayrak halkın elleri üzerine indirildi. O gün de güneş kapalıydı, yağmur yağıyordu. Evet tabii. Ve o coşkulu kalabalık yaşasın bayrağım diye yani haykıraraktan yürüyordu, geldiler. İşte bayrak Büyük Saat'le Ulu Cami'nin arasına buraya gelindi. Bu Türkiye'nin en büyük bayrağı, Kurtuluş Savaşımızın en güzel simgesi. Adana'nın kurtuluşu, Adanalıların yani kahraman Adanalıların bayrağı yüceltme olayıdır. O da burada yaşandı. Yani şu an tarihin kalbindeyiz. Ben size bunları anlatmış oldum. Bunu canı gönülden hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Evet, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını sizlerle birlikte kutladık. Umarız bu topraklar bir daha böyle kara günler yaşamaz. Hep bugünkü gibi
azimle, hırsla Adana'mız için çalışıyor oluruz. Şu an sizlerle Ramazanoğlu Medresesi'ndeyiz. Ramazanoğlu Beyliği'nden kalma en önemli eserlerden bir tanesi de bu arkamda görmüş olduğunuz medrese. Hemen burada görmüş olduğunuz büyük bina Ramazanoğlu Medresesi'nin dersliği. Yanlarında görmüş olduğunuz küçük kapı ve pencereler ise o dönem öğrencilerin konakladıkları yatakhaneler diyebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz çadırvan ise daha sonradan yapılmış. Medresede şu an Türk İslam eserleri yaşatılıyor. Ebru, Hat, Tesip gibi son derece önemli eserlerin birer örneklerini görmeniz mümkün. Şu an Adana'nın en eski ve dolayısıyla ilk camisindeyiz, Ulu Cami. Ramazanoğlu beylerinden Halil Bey döneminde yapımına başlanmış olan Ulu Cami'nin yapımı Piri Paşa döneminde tamamlanmış. Dilerseniz şimdi sizlerle birlikte Ulu Cami'yi gezelim. Ulu Cami Adana'nın en önemli simgelerinden bir tanesi. Kapı girişindeki taş işçiliği, hemen arkamda görmüş olduğunuz ibadet yerinin kapısındaki taş işlemeleri ve minaresinin görkemiyle muhteşem bir eser. Şu an Adana'nın en eski çeşmesini gösteriyoruz sizlere. Ulu Cami duvarına yaslanmış olan bu çeşme yine Ramazanoğulları döneminden günümüze kalmış en eski eser. Sevgili tarihseverler, şu an sizlerle Adana'nın sembolü haline gelmiş Adana Büyük Saat Kulesi önündeyiz. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da bir gelenek başlıyor. Her şehrin merkezine bir saat kulesi inşa edilmeye başlanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu saat kulesi ise dönemin Adana valisi Ziya Paşa tarafından yapımına başlanıp bir sonraki Adana valisi Abidin Paşa döneminde yapımı tamamlanıyor. Oldukça görkemli olan bu yapı 32 metre yüksekliğinde ve ince tuğla örmeden yapılmış. Yani oldukça zor bir işçiliği var. Temeli de 35 metre. Dolayısıyla çok sağlam, 90'larda yaşanan Adana depreminden dahi zarar görmemiş. Hem altına temele hem de en üst kata kadar merdivenle çıkılabiliyor. Adana'nın Büyük Saat Kulesi Türkiye'nin en büyük saat kulesidir. İkincisi Dolmabahçe Saat Kulesi. Saat kulesine tepesindeki kubbe biçimindeki eklenti 1929 yılında yapılmış. Ayrıca saat kadranı, saat makinesi Almanya'dan getirilmiş. Şu an yine Adana'nın en eski camilerinden birinin önündeyiz. Yağ Camii. Eskiden burada yağ pazarı kurulduğu için bu isim verilmiş. Dilerseniz birlikte gezelim. Yağ Camii aslında Roma döneminde bir pagan tapınağı. Roma döneminde ise bir kiliseye dönüştürülüyor. Daha sonra Ramazanoğlu Beyliği Adana'ya egemen olduktan sonra burası Yağ Camii haline getiriliyor. Medresesi, ibadet alanı ve bir imarethanesi olduğu düşünülüyor. Arkamda görmüş olduğunuz büyük yapı medresenin dersliği. Ve yine arkamda görmüş olduğunuz küçük kapı ve pencerelerde o dönemdeki öğrencilerin yaşadığı kapı ve pencereler. Ancak dış tarafına baktığınızda burada esnafların dükkan açtığını görüyorsunuz. Bu yüzden buradaki kapı ve pencereler aslında birer kopya diyebiliriz. Yağ Camii de Selçuklu ve Beylikler döneminden kalan diğer camiler gibi oldukça görkemli bir kapı girişine sahip. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz mekan Ramazanoğullarından ve Osmanlılar döneminden kalan Yeni Han olarak bilinen bir bedesten veya arasta. Burada eskiden tüccarlar mallarını sergiler ve satış yaparlarmış. Ancak 1909 yılında gerçekleşen Ermeni olayları sırasında büyük bir yangın geçirmiş. Şu anda Adana'nın en eski antik dönemden kalmış en görkemli mimari eserinin yanındayız. Adana Taş Köprü. Taş köprü dünyada hala aktif olarak kullanılan en büyük taş köprü olma özelliğini taşıyor. 1945 yılına kadar da Orta Doğu'yu Avrupa'ya birleştirilen tek taş köprüydü. Dünyanın halen trafiğe açık en eski taş köprüsü olma özelliğinde olan Adana Taş Köprüsü'nün bilinen ilk kitabesine göre o dönemin Kilikya valisi ve mimar Aksentius tarafından M.Ö. 384 yılında yapıldığı biliniyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre toplamda 21 kemeri bulunan köprünün Seyhan Nehri dolgu çalışmaları sebebiyle bugün 14 köprüsü ayakta. Köprünün bilinen ilk büyük tamiratını Bizans İmparatoru 1. Justinian gerçekleştirdiği için Justinianus Köprüsü olarak da bilinmektedir. Köprü 300 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindedir. 5 Ocak 1922.
Tam 100 yıl önce bugün Adana Fransız işgalinden kurtuldu. Adana kendi kahramanlarıyla, kendi gücüyle Adana istasyonuna asılan Fransız bayrağını indirmesini bildi. Sizler de mutlaka Adana'nın kurtuluşunun 100. yılında Türkiye'nin bir numaralı şehri olan Adana'mızı gelip görmelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.